Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu Prada marka çantayı çalışacağız. Bence çantam çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çantam için bu şekilde bir tane zincir kullandım. İki tane bir büyük, bir küçük fermuar kullandım. Bu şekilde iki tane büyük aparat kullandım. Böyle. İki tane de aynı şekilde küçük aparat kullandım. Çantamın ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Ortadan ölçtüğümde 21 santim uzunluğu olmuş oldu. Kenarlardan ölçtüğümde 23 santim oluyor. Ve eni de 36 santim olmuş oldu. 250 gram ip kullanmış oldum ben. Ve 7,5 numara, 4,5 milim tığ kullandım çantamda. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam için Aldemir marka Polar Puff ip kullanıyorum. Siz de herhangi bir markanın Polar Puff'sini kullanabilirsiniz. Dokusu şu şekilde. Yani Polar Puff olarak mı geçiyor diğerleri bilmiyorum. Ama dokusuna bakarak seçebilirsiniz. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam için öncelikle bu parçadan iki tane hazırlıyorum. Ben birini hazırladım. Diğerini hep birlikte yapacağız. 7,5 numara 4,5 milim tığ kullanıyorum. İki kat yapıyorum ipimi. Bu şekilde öncelikle 31 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 31 tane zincir çekiyorum. Biraz geniş çekerseniz, yani sıkı tutmazsanız daha rahat öreceksinizdir. 31 zincirimi çekip geliyorum. 31 zincirimi çektim. Herkesin el ölçüsü farklı olduğu için bu zincir ölçüsü biraz farklı olabilir. Benimki 22 santim olmuş oldu. 31 zincirimi çektim. İlk zincirime değil, hemen ikinci, 30. zincirime tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime batıyorum, 29'uncuya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine bir tane sık iğne batarak 30 tane sık iğnem olana kadar son zincirime kadar geliyorum. Son zincirimi de ördüm. 30 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Burada bir üst sıraya geçmek için bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin hemen dibindeki, şöyle parmağınızla yoklarsanız belli olmuyor. Yünlü bir ip olduğu için. Buraya tığımı batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Ve burada bir tane arttırma yapmış oluyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak son sık iğnemin olduğu yere kadar geliyorum. Son sık iğnemin olduğu yere geldim. Burada da bir arttırma yapıyorum. Hemen battım. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bir arttırma daha yapmış oldum. Yani 30 tane olan sık iğnem 32'ye yükselmiş oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme, burada ilk sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum ve bir arttırma daha yapmış oluyorum bu sırada. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Son sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. 32 tane olan bir önceki sıramda sık iğnem burada 34 sık iğneye çıkmış oluyor. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne oluşmuş oldu. Bir tane arttırmış oldum yine. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Ve her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma kadar ilerliyorum.
Son skeinimin olduğu yere kadar geldim. Burada son skeinime bir tane batıyorum ve ikinci skeinimi de batıyorum. Bir önceki sıramda 34 tane olan skeinim burada 36 skein oldu. Burada battığım yere işaretleyicimi takıyorum. Tüylü bir ip olduğu için sıra sayım karışmasın diye. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Artık artırma yapmayacağız. İlk skeinimin üzerine bir skein yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir skein yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir skein yapıyorum. Yanındakine bir skein. Her bir skeinin üzerine birer tane skein yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son skeinimin üzerine geldim. Buraya bir skein yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artırmalarımı artık bitirmiştim. Örgümü çeviriyorum. İlk skeinimin üzerine bir skein yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çantamın bu parçasına bu şekilde devam edeceğim artık. Ta ki burada şurada göstereyim. İşaretleyicimden sonra burada işaretleyicim. Buradan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane sık iğne olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Ölçü olarak da vereyim sizlere. El ayarına göre değişecektir çünkü. Şuradan itibaren 17 santim olana kadar bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak çantamın bir parçasını tamamlıyorum. Evet, 16 sık iğne sıramı tamamladım. Burada kenardaki çıkıntıları yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2. Yanındakine 3. sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 4. sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 5. Yanındakine 6. Yanındakine 7. sık iğnemi yapıyorum. 7 tane sık iğne yaptım. Hemen 8. sık iğnemin tepesine batıyorum. Kapatmıyorum. Ve 9. sık iğnemin tepesine de batıyorum. 3'ünü birlikte 3 tane ilmeğim oldu. 3'ünü birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. 2. sık iğnem. Yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5 ve yanındakine 6, yanındakine 7. sık iğnemi yapıyorum. Bu sıramda 7 tane sık iğnem oluşuyor. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Köşemde eksiltme yapmıyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2. sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 3. sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 4. Yanındakine 5. sık iğnemi yapıyorum. 7 tane sık iğnem vardı. 6. sık iğnemin üzerine batıyorum. Ve 7. sık iğnemin üzerine de batıyorum. Bunları kapatmıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2 sık iğne. Yanındakine 3 sık iğne. Yanındakine 4. sık iğne. Yanındakine 5. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yine eksiltme yapmıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2. sık iğne. Yanındakine 3. sık iğnem. Bir önceki sıramda 5 tane sık iğnem vardı. 4.sine batıyorum, kapatmıyorum ve 5.sine batıyorum. 3'ünü birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. 2. sık iğnem ve yanındakine batıyorum. 3. sık iğnemi yapıyorum. 3 tane sık iğnem oluyor. Bu noktada ipimi zincir çekiyorum, sabitliyorum ve artık ipimi koparıyorum. Aynı işlemi bu tarafta da uygulayacağım.
1, köşeden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. sık iğnemin üzerine tığımı batıyorum. Bu tarafta buradan başlamıştık. O yüzden bu kısımda da içten başlayacağız. Tığımı battım 9'uncuya. Ve bir zincir yapıp sıkılıyorum. İçerisinden geçiriyorum ve bir zincir yapıyorum. Bu zincir yaptığım yere 9. sık iğneye batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnem, yanındakine üçüncü sık iğnem, yanındakine dördüncü sık iğnem, yanındakine 5, yanındakine 6, yanındakine 7, bir yanındakine 8. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşelerde yine arttırma eksiltme yapmayacağız. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5, yanındakine 6. Burada 7'ye düşüreceğiz. 7. sık iğnemin tepesine batıyorum. Kapatmıyorum. Ve 8. sık iğnemin tepesine batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğne, yanındakine üçüncü, yanındakine 4, yanındakine 5 ve yanındakine 6. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şuradaki ipimi de saklamıştım. Bunu koparayım. Bir zincir çektim. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine üçüncü, yanındakine dördüncü. Bir önceki sıramda 6'ydı. Burada 5 yapacağım. 5. sık iğneme tığım batıyorum. Kapatmıyorum. Ve 6. sık iğneme tığım batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, yanındakine 3 ve yanındakine 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2. Bir önceki sıramda 4 yapmıştım. Burada da 3. 3'e düşüreceğim. 3. sık iğneme tığım batıyorum. Kapatmıyorum. Ve 4. sık iğneme tığım batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birlikte çekiyorum. Bir zincir çekerek bu noktada artık ipimi koparıyorum. Evet, iki parçamı da bu şekilde hazırladım. Böyle iki tarafı da çıkıntıları oldu. Aynı parçadan iki tane hazırladım. Bu şekilde karşılıklı olarak şöyle karşılıklı olarak uç kısımlarını denk getiriyorum. Aynı yöne bakıyorlar. Karşılıklı olarak denk getiriyorum. Şu kısmım ipime bir iğne iğneme bir ip geçiriyorum. Pardon, tam tersini söyledim. Burada hemen karşılıklı olarak dikişimi gerçekleştireceğim. Bu iki ucu birbirine dikeceğim. İç kısımlardan tığım battım. Hemen karşısındaki ilk denk gelen yere tığım diyorum. İğnemi battım. Karşılıklı olarak bu şekilde dikiyorum. Karşısına battım. Köşeleri de dikiyorum. İpi bu şekilde arkaya alıyorum.
olarak düğümümü de yapıp sıkılıyorum. İpi de aralarda gizleyeceğim. Diğer tarafta da aynı işlemi uyguluyorum. Bu kısmı da yine karşılıklı olarak dikiyorum. Evet, iki parçamın da bu şekilde karşılıklı olarak birleştirmelerini yaptım. Çantamın orta kısmı, model kısmı hazır. Artık yan kısımlarını yapmaya geçebiliriz. Çantamın yan kısımları için bu şekilde böyle bir parçaya ihtiyacımız var. Bundan iki tane hazırlayacağız. Ben birini hazırladım. Diğerini hep birlikte yapacağız. Ölçülerini sizlere vereyim. 32 santim boyu oldu. İlk başlangıçtan 4 santim eni ve artırmalarımdan sonra da 9 santim eni oluşmuş oldu. Bu parçamızı da hazırlayalım. Öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirim saymıyorum yine. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. 4. zincirimin üzerine tığımı batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2. sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Batamamışım. 3. sık iğnemi yapıyorum. Ve yanındakine 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum üst sıraya geçmek için. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. İkinci sıramdayım. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. 3. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 4. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine yine bir sık iğne yapıyorum. 3. sırama geçmiş oldum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4. sırama geçiyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 5. sıramda artık artırmamı yapacağım. Buraya ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane işaretleyicimi takayım artırmamı yapacağım için. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğnem oldu. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. 3. sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. 4. sık iğnem ve son sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Önceki sıramda 4 tane olan sık iğnem bu sıramda 6 sık iğneye çıkmış oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Buraya ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne ve son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yaparak 6 tane sık iğnemi tekrar elde etmiş oluyorum. Artırma yapmıyorum. İlk sıramda bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Buraya artırmadan sonraki 2. sıramdayım. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine 3. sıramdayım. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Artırma yapmadan 4 sıra örmüş oldum. 3 sıra örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum. 4. sıramdayım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Artırmamı yapmış oldum. 2. kez. 4. sıramda. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğnem oluştu. Yanındakine bir sık iğne 4. Yanındakine bir sık iğne 5.
yanındakine bir sık iğne 6, yanındakine bir sık iğne 7 ve aynı yere yani son sık iğnemin üzerine tekrar batıyorum. 8. sık iğnemi yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yine artırma yapmayacağız. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum ve yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine bir sık iğne yaparak ilk sıramı artırmadan sonraki birinci sıramı oluşturdum. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum ikinci sıram için, bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. İkinci sıramdayım artık. Bunu da sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum. 8 tane oluyor ve yine artırmadan sonraki 4. sıramda tekrar sizlerle buluşuyorum. Artırmadan sonra 4. sıramdayım. 3. sıramın sonundayım. Bir zincir çektim. 4. sırama geçiyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar bir işaretleyici takıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum ve burada bir artırma yapmış oluyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. 3. sık iğnem oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, 4. sık iğnem. Yanındakine bir sık iğne, 5. Yanındakine bir sık iğne, 6. Yanındakine bir sık iğne 7. Yanındakine bir sık iğne 8. Yanındakine son sık iğneme bir sık iğne 9. Ve aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. 10. sık iğnem olmuş oluyor. Yani bu noktada da 10 tane sık iğnem, 2 tane arttırmamı yaptım. 10 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Örgümü çeviriyorum. Burada arttırma yapmayacağım artık bu sıralardan sonra. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine, yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum ve yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak artık çantamın yan kısımlarını tamamlıyorum. Şöyle artırmadan itibaren sayıyorum. Şuradan artırmadan sonraki çizgimi geçiyorum. Burada dibe battığım için burası da artırma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, pardon yanlış saydım sanırım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 sıra sık iğne sırası tamamlıyorum. Ve ipimi bu noktada koparıyorum. Bir parçam daha hazırlanmış oluyor. Evet, yan kısımlarını da bu şekilde tamamladım. Yan kısımlar için ölçüyü şu şekilde belirledim ben. Hemen çantamın alt kısmını bu şekilde ölçüyorum. 24 santim uzunluğu var. 12. santimine işaretleyicimi takıyorum. Bu çantamın bir yan kısmını da şuradan köşeden tutuyorum. Köşeden bu şekilde tutuyorum. Ve çevirdiğimde tam bu noktaya gelecek şekilde örgümü yan kısımlarının uzunluğunu tamamlıyorum. Siz de buna göre ayarlayabilirsiniz. Yan kısımlarının ikisini de tamamladım bu şekilde iki parçayla. İki parçayı kalın taraflarını, uzun taraflarını karşılıklı olarak birbirine dikeceğim şimdi. Dikişim için iğnemi ve ipliğimi hazırladım. Hemen alt kısımlarından iğnemi batırıyorum. Batıramadım. Şuraya bir düğüm yapayım. İğnemi batırdım bir tarafından, hemen karşısına yukarıdan aşağıya doğru batıyorum ve karşısındakine, karşı çaprazına aşağıdan yukarı doğru batıyorum ve bu şekilde
dikişimi, birleştirmemi gerçekleştiriyorum. Evet, çantamın yan kısımlarını da birleştirdim. Burası da artık tamamlanmış oldu. Şu şekilde düz tarafı. Hemen buradan köşeden birleştirmeme başlayacağım. Bu şekilde kısa olan tarafımı, ince olan tarafımı düz yere dışa bakacak şekilde denk getiriyorum. Şöyle ortalıyorum. Yani bunun ortasını şuradaki dikiş yerime denk getiriyorum. Burada köşelerden hemen işaretleyicimi takıyorum. Bu şekilde şöyle köşe kısmı denk gelecek şekilde buraya da bir tane işaretleyici takıyorum. Hemen çeviriyorum. Buraya da şu köşeye de bir işaretleyici takacağım. Buraya da işaretleyicimi takıyorum. Ve son olarak bu köşeme de şöyle bir tane işaretleyici takacağım. Diğer tarafıma da aynı şeyi uygulayacağım. Buradan hemen dikişime başlayayım ben. Sabitlemek için ben bu şekilde işaretleyici kullanıyorum. Hemen ortadan, arka taraftan, şurada dikişimin olduğu yerden, buranın ortasından iğnemi batırıyorum. Şimdi biraz uzun tuttum, uzun bir yer dikeceğim için. Burada hemen dikiş olan yere iğnemi batırdım. Karşısına denk getirip dikişimi yapıyorum. Köşelerime geldim. Buraya da bunu göz kararı da ayarlayabilirsiniz ama ben dönme falan yapmasın diye bu şekilde işaretleyiciyle birlikte dikiyorum. Dikişimizi bu şekilde buradan yine şöyle göstereyim. Hatta işaretleyici taktığım yerden buradan başlıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde karşılıklı olarak dikiyorum. Yine diğer köşeme geldim. Burayı da bu şekilde çevreliyorum. En son bu tarafı da aynı şekilde devam ettirerek son noktama kadar dikişimi yapıyorum ve geliyorum. Evet, çantamın dikişini bu şekilde tamamladım. Böyle oldu görüntüsü. İçi bu şekilde. Ben buraya bir fermuar ekleyeceğim. Fermuar videosunu çekeceğim ama ekstra link olarak aşağıya ekleyeceğim. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Dikişine de bakmak isterseniz fermuarın birleştirmesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Fermuarımı da dikiyorum ve geliyorum. Cüzdanım için böyle bir parçaya ihtiyacım var. Bu parçadan iki tane yapacağım. Bir tane de yanlarını yapacağım. Ben birini hazırladım. Diğerini de hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk zincirimin üzerine batmıyorum. 7. zincirime batıyorum. 1, sık iğne yapıyorum. Yanındakine 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 1, sık iğne. Yanındakine ve son sık iğnemin üzerine de 1 tane sık iğne yaparak 7 tane sık iğne elde ediyorum ilk sıramda. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Yanına batıyorum. 1 sık iğne. Yanına batıyorum. 1 sık iğne. Yanına 1 sık iğne. Yanına 1 sık iğne. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak son sık iğnemin üzerine de geldim. 7. sık iğnemi
yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine yine batıyorum. Bu şekilde cüzdanımın parçalarından sık iğnelerle devam ediyorum. Her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak 2, 4, 6 ve 8 tane sık iğneme sık iğne sırası oluşturuyorum. Evet, 8 sık iğne sırası oluşturdum. 8. sık iğnenin sonundayım. İpim bir zincir çekiyorum ve bu noktada artık ipimi kesiyorum. Ön parçamın ölçülerini de vereyim. El ayarına göre değişecektir çünkü 7,5 santim uzunluğu oldu ve 6 santim de eni olmuş oldu parçamın. Yan parçalara geçeceğiz artık. Burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü zincirimin tepesine batıyorum. Dördüncüye değil, bir önceki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnem ve yanındakine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne, yanındakine geçiyorum, bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum, ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sıramda 3 tane sık iğne olacak şekilde yeter uzunluğa gelene kadar örüyorum. Evet, 22 sık iğne sırası ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi yine bu noktada kesiyorum. Siz ölçülerinizi şu şekilde yapabilirsiniz. Bu parçanızı alıp hemen şuradan itibaren şöyle bir sıra bıraktım. Bir sıra sonrasından itibaren şu şekilde diğer köşeye kadar ulaşana kadar yine buradan da bir sıra bırakıyoruz. Ulaşana kadar ölçebilirsiniz. Ben size bunun santim uzunluğunu da vereyim. Uzunluğu 19 santim olmuş oldu. Yan kısımlarımında eni de 3 santim oldu. Dikişim için iğnemi ve ipimi hazırladım. Bu şekilde uzun parçamı alıyorum ve kısa parçamı alıyorum. Hemen şuradan arkadan batıyorum. Yanındaki parçama, karşısındaki parçama bu şekilde şöyle yaparak hemen şurada bir sıra atlıyorum. Bir sık iğne sıramın sonuna tığımı batıyorum. Hemen karşısına tekrar batıyorum ve dikişimi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Ve karşılıklı olarak dikiyorum. Yanındakine geçiyorum. Hemen dikişimi yapıyorum. Bu şekilde şöyle kıvırarak son bu noktaya kadar dikişimi yapıyorum. Ve karşı tarafına geliyorum. Bunu da yine buraya aynı ölçülerde sabitliyorum ve dikiyorum. Evet, cüzdanımı bu şekilde tamamladım, birleştirmesini. Böyle bir fermuarım var benim, daha küçüğünü bulamamıştım. O yüzden şuralardan keseceğim ve fermuarın da içerisine birleştireceğim bu şekilde. Askım için bu şekilde 2 tane aparata ihtiyacım var. İlk olarak aparatımın içerisinden tığımı geçiriyorum. Yine ipimi 2 kat yapıyorum. Bir tane zincir çekip içinden geçiriyorum. Böyle köşeye alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aparatımın içine tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Ve son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum.
yanındakine bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bu sıramda arttırma yapacağım. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha. Yanındakine geçiyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha. Yanındakine bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha. Yanındakine bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha. Bir zincir çekiyorum. Örgümü bu şekilde, diğer tarafını bu şekilde tutuyorum. Evet. Yeterli olmuş. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemi geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yuvarlak oluşmuş oluyor. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. Böyle her bir sık iğnemin üzerine birer sık iğne yaparak döne döne bu şekilde sık iğnelerimi yeteri uzunluğa gelene kadar tamamlıyorum. Ve askımı istediğim ölçüye gelene kadar bu şekilde sık iğneleri döne döne örüyorum. Yeteri uzunluğa geldiğimizde de tekrar buluşalım. Askımda yeteri uzunluğa geldim. Şuradaki yuvarlak yerimden itibaren 55 santim uzunluğum oluşmuş oldu. Buradan hemen şuradan parmağımla örgümü bu şekilde ilerletiyorum. Aynı noktaya gelene kadar örüyorum. Bir tane daha örmem gerekiyor. Burada bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Ve yanındakine son olarak son sık iğneme de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk sık iğnemin tepesine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne ile eksiltiyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. İkisini birlikte kapatıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Yanındaki burada sık iğneme batıyorum. Son sık iğneme. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Burada eksiltme yapmıyoruz artık. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Hemen son sık iğnemin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum tekrardan. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine ve son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Örgümü tekrar çeviriyorum. Burada diğer aparatımı alıyorum. Öncelikle ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve aparatımın içerisinden tığımı geçiriyorum. Buradan ipimi çekiyorum ve bu noktada bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Burada aparatıma batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Şu şekilde aparatımın içine batıyorum. Bir ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve aparatımın içinden tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Son sık iğneme de yine batıyorum. Aparatımın içine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi bu noktada
kesiyorum. Ve askım bu şekilde hazır oluyor. Şimdi çantamın küçük bir cüzdanı var. Onu geçeceğiz. Onu da yapalım ve çantamız artık bitiyor. Evet, çantam artık hazır. Askılarımı bu şekilde çantamın kenar kısmını şu şekilde geçirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. Bir tane aparatla bu şekilde zincir bağladım. Zincirime tekrar bu köşesine bir aparat taktım ve aparattan zincirimi uzatıp cüzdanımı bu şekilde bağladım. Cüzdanımın hazır hali de bu şekilde oldu. Çekmeyi unuttum ayrı olarak. Evet, küçük ortaya da bu şekilde bir markamı ekledim. Bence bu çanta da çok güzel oldu. Yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar dilerim.